Takvimler 1 Ocak 2024 Pazartesi gününü gösteriyor. Ben Tuğba Dalkılıç. Bundan böyle her akşam saatler 18.30'u gösterdiğinde Beyaz TV ana haber bülteniyle sizlerle birlikte olacağım efendim. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelerle kah birlikte üzüleceğiz, kah birlikte güleceğiz, hatta bazen uzun uzun düşüneceğiz. Beyaz TV ana haber ekibi olarak Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz efendim. Evet, 2023 yılını geride bıraktık ve 2024 yılının ilk günündeyiz. Geride bıraktığımız yıl ülkemiz için acılarla doluydu ne yazık ki. Canlarımızı yitirdik. Umut ediyoruz ki 2024 yılı hem ülkemiz hem de dünyamız için daha neşeli, daha mutlu, farkındalıklarla dolu bir yıl olur efendim. 2024 yılı hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Evet, bakalım bugün, yani yılın ilk gününde Türkiye'de ve dünyada neler yaşanmış? Haydi efendim, başlayalım. İlk olarak elbette ülkemizle başlayacağız. Efendim, yeni yıl kutlamalarının kalbi yine İstanbul ve Ankara'da attı. İstanbul'da Taksim, Şişli, Ortaköy, Kadıköy ve Boğaz, Ankara'da ise Kızılay ve Kuğulu Park yılbaşı kutlamalarının adresi oldu. Yerli ve yabancı ziyaretçiler yeni yıl kutlamaları için sokaklara döküldü. Saatler 00'ı gösterdiğinde ise yaşanan coşku görünmeye değerdi. Kimileri sokaklara döküldü, doyasıya dans etti. Kimileri de geleneği bozmadı. Evlerinin penceresinden sokağa bardak atıp tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak ritim tuttu. Saatler 00'ı gösterdiğinde ülkenin dört bir yanında gökyüzü ard arda patlayan havai fişeklerle aydınlandı. Yaşanan görsel şölen seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkarttı. Yeni yıla merhaba derken mega kent renkli kutlamalara ev sahipliği yaptı. Adres yine Taksim oldu. Beyoğlu'nda adeta insan seli vardı. Yeni yılı Taksim'de karşılayanlar coşkuyu doyasıya yaşadı. Sağlıklı, mutlu, savaşsız senelerimiz olsun. Yeni yıldan sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Mutlu yıllar diliyorum. 2024'de İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde girenler de vardı. Şişli'de yılbaşı geleneği bozulmadı. Saatler 00'ı gösterdiğinde esnaf yeni yılın bereketli geçmesi için sokakta nar kırdı. Mahalle sakinleri de yeni yılı camlardan tencere ve tavalara vurarak karşıladı. O an geldiğinde çığlıklar adeta kulakları sağır etti. Cep telefonları kayda girdi. Ortaköy'deki yeni yıl kutlamalarında havai fişek gösterileriyle görsel şölen yaşandı. Kadıköy'de toplanan kalabalık yeni yıla kurtlarını dökerek böyle girdi. Başkent'te de renkli görüntüler vardı. Kutlamaların adresi Kızılay ve Kuğulu Park oldu. Kızılay'daki güvenlik tedbirleri kapsamında atlı polisler de görev başındaydı.